Doğacığım. Keşke sen de gelseydin. Bakalım işim erken biterse gelirim. Israr etmek de istemiyorum. Yoruluyorsun ya. Sağ ol canım. Nilay'la seçimden başarılar diliyorum. Pek hevesli. Bakalım bugün bizi neler bekliyor. Ama yine de fikrini değiştirirsen gel, tamam mı? Bekliyorum. Biz seni yormayız. Hadi Allah'a emanet. Sen de. Efendim, müşteri olun. Fatih dersini almış. Zaten durum tamamen vicdani bir olay. Duygusal bir şey yok. Vicdanı elin kadınına değil, hamile karısına yapacak o zaman. Bir daha görüşmeyecekler. Ben Fatih'i tanırım. İnşallah Yusuf. Sen gene de bakarak ol, yeni bir tatsızlık yaşanmasın. Ben şimdi tekrar tekrar konuşup yüz göz olmak istemiyorum. Söyleyeceğimi söyledim. Hiç bizlik işler değil ama mübarek geldi mi üst üste geliyor. Haklısınız efendim. Ne haber Gebeş? İşte ne kadar iyi olabilirsem. Hoş geldin. Bence Fatih'in babası biliyor. Ne? Apo mu? Evet, eminim. Saçmalama Doğa, nereden bilecek? Alev, eminim diyorum. Fatih'e çok ters davranıp duruyor. Bugün masada da azarladı. Fatih onun yanındayken böyle çok sessiz, sakin. Bir de ailenden aldığımız arabalar iptal edilip farklı bir yerden arabalar geldi bugün. Bu da Abdullah babanın kararıymış. Yani olabilir. Ama bütün bunlar bir tesadüf de olabilir. Belki iş uzun sürdü, ona tepesi attı. Fatih işle ilgili de kızmış olabilir. Yok, öyle bir şey değil, ben eminim. Hamile içgüdüsü mü? Ya sen ne dersen de. Ama eminim diyorum Alev. Alev, bak. Doğuma çok az kaldı. Bu kız konuşmuyor. Benim artık dayanacak gücüm kalmadı. Doğacığım, bak çok haklısın ama biz seninle ne konuştuk? Ben her gün beni aldatan o adamın gözünün içine bakarak gülümsemek zorundayım. Hiçbir şey olmamış gibi yapmak zorundayım. Bu ne kadar zor bir şey biliyor musun sen? Tiksiniyorum ondan, midem bulanıyor. Ya canım benim. Canım benim ya. Sen üzülme, tamam mı? Bak sana söz veriyorum. Söz veriyorum, halledeceğiz. Tamam, halledeceğim. Fatih'in yaptıkları yanında kalmayacak. Tamam. Bana oynadığı gibi oynayacağım onunla. En mutlu gününde bütün belgeleri önüne atıp evi terk edeceğim. Sen yeter ki dik dur. Kendini bırakma. Bak ben seni böyle görmek istemiyorum. Sen çok güçlü bir kadınsın ve bu yola baş koydun. Sana yapılan haksızlığa sessiz kalmamak zaten aldığın en büyük karardı. Her şey yoluna girecek. Düşmek yok, tamam mı? Hadi ben bize bitki çayı yapayım. Onu içelim. İyi gelir, rahatlarız. Alev, bu ne? Tiyatro bileti. Niye çerçevelettirdin? Ben lise ve üniversitedeyken anısı olan şeyleri ajandamda saklardım. Uzun zaman sonra o günlerdeki gibi hissettim. Onu da atmaya kıyamadım, bir arkadaşımın hediyesi. Arkadaşın çok şanslı. Ona verdiğin değerin farkındadır inşallah.